Şimdi affınıza sığınarak sadece şey olsun diye söyleyeceğim. Yani kulağımıza küpe olsun diye. Hayatın akışı değişiyor. İnsanların alışkanlıkları değişiyor. Şimdi mesela benim yaşa yakın olan kardeşlerimiz Ramazan bayramı denince ana, baba, akraba akla gelirdi. Kurban bayramı deyince ana, baba, akraba, ölülerin mezarları falan akla gelirdi. Bir de insanlara et dağıtmak gelirdi. Şimdi Ramazan bayramı deyince tatil akla geliyor. Hele biraz da tatili uzatırlarsa ana unutulmuş, baba unutulmuş, akraba münasebetleri unutulmuş. Nereye tatile gidebilirim? Yurt içinde mi, yurt dışında mı? Antalya'da mı, şurada mı, burada mı? Canım öyle istedi diye bir şey yapmak var. Bir de doğrusunu yapmak var yani. Bilmem anlatabildim mi? Ramazan bayramı geliyor diye memlekete gidiyorum, anamı babamı mezarlıkları ziyaret ediyorum, anamın babamın gönlünü alıyorum. Bu güzel bir şey bu. Ama Ramazan bayramı geliyor, kaç gün tatil var? İşte 7 gün 8 gün tatil var. Hemen oteller, rezerveler falan. Nereye gidelim çocuklarla? Şuraya. Yok kardeşim, anan yok mu? Baban yok mu? Akraban yok mu? Bayramda elini öpeceğin kimse yok mu? Senin elini öpeceğin kimse yok mu? Ziyaret edeceğin mezar mı yok? Niye? Kültür değişiyor. Kültür değişiyor. Yani nasıl yaşamalı? Nasıl yaşamalı? Bir Müslüman gibi yaşamak nasıl olur? Onu unutmamak lazım.